kaçışıyor. Sen bir kalabalıktan, bilinçten, bir yerden kaçıyorsun. Ben de onun hempasıyım. Ve seni durdurmaya çalışıyorum. Tekrar şimdi yapacağız, biraz oyun yapacağız. Geç. Kaçıyorsun yani sen. Başla koşma. Şşşt! Dayı oğlum, dursana! Güzel. Evet. Ah! Ben Masar Enes Tayman. 2016 yılından bu yana KİDA Intensive Defense Akademi'nin kurucusu ve şef eğitmenliğini yürütüyorum. KİDA, Türkiye'de kadınlar için özellikle ücretsiz eğitim veren tek kurumdur. İstanbul'un 3 belediyesiyle ortak çalışma yürütüyor ve kadınlar için ücretsiz öz savunma eğitimleri düzenliyoruz. Öz savunma eğitimlerimiz Krav Maga temelli olup, kadınların sokakta basit şiddetten, tacizden ve aile içi şiddetten kendilerini koruyabilmelerini sağlamak amacıyla yürütülüyor. Belediyelerimiz bize yer veriyorlar. Kadınlarla kontağı geçmemizi sağlıyorlar. Ve onların kontrolü altında bugüne kadar, 2016 yılından bugüne kadar yaklaşık 160 kadına eğitim verdik. Bunun dışında Türkiye'de çok büyük sorun olan yine çocuk güvenliği alanında çalışıyoruz. Türkiye'de maalesef kadına şiddet çok yoğun. Ocak ayında bile, 2019'un Ocak ayında bile kayıtlara geçen sadece 27 vaka yaşandı kadına şiddet anlamında. Geçen yıl 300'ün üzerinde kadın öldürüldü. Burada çok dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Hayatını kaybetti demiyorum, öldürüldü diyorum. Çünkü kadınlar tek başına hayatlarını kaybetmiyorlar. Maalesef erkekler tarafından öldürülüyorlar. Aynı şekilde çocuklar, 100'den fazla çocuk kayıtlara geçen sadece cinsel saldırı sonucu öldü. Bütün bunlar bize sokakların çok tehlikeli olduğunu gösteriyor. Ve maalesef biz sokaklarda av hayvanı konumundayız. Ama ne yapabiliriz? Biz kendimizi öncelikle antilop olarak tanımlayıp bunu kabul edebiliriz. Ve antilopun bir aslan karşısında boynuzu, dişi, toynaklarıyla mücadele edebilmesini ve bunlarla mücadele etmeyi öğrenmesini sağlayabiliriz. Böylece hem kendi barışçıl kimliğimizi koruyabilir, böylece hem kendimizi belki saldırganlıktan uzak tutabilir, hem de olası bir saldırıda hayatımızı kurtarabiliriz. Krav Maga nedir? Krav Maga, İsrail kökenli bir yakın dövüş stili olarak bilinir. Oysa tamamen İsrail'le alakası yoktur. Evet, Krav Maga'yı üreten kişi Emil Tenfield adı altında bir Yahudidir. Bir Macar Yahudisi. Çekoslovakya'da, Bratislava'da 1930'lu yıllarda Nazilere karşı mücadele ederken geliştirdiği bazı teknikleri 1948'den sonra İsrail kurulunca İsrail'de de sürdürmüş. 1960'lara kadar Krav Maga askeri birliklerin, polis birliklerinin kullandığı bir teknik olmuş. 60'lı yıllardan sonra Emil Lichtenfeld bunu sivil hale getirmeyi düşünmüş ve bunu başarmış. Hatta kendi öğrencilerine bunun bir Yahudi dövüşü olmadığını, bunun bir İsrail dövüşü olmadığını, bunun evrensel bir stil olduğunu defaten anlatmış ve bu yüzden de Krav Maga'nın aslında Yahudilerle veya İsrail'le bağlantısı olduğu noktasında spekülasyonlara son vermek istemiş kendisi. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Japon dövüşü olan Aikido yaptığınız zaman da Japon oluyorsunuz. Öncelikle bunu kabul etmemiz gerekiyor. Fakat yine de bugün dünyadaki en etkili dövüş stillerinden biri olarak tanımlayabiliriz Krav Maga'yı. Çünkü Krav Maga öğrenmesi kolay. Sizin karşı tarafa, saldırgana, düşmana, dikkat edin rakip demiyorum, saldırgana ve düşmana karşı koymanız gerektiği zaman net sonuç elde etmenizi sağlayan bir stildir. Bir hibrit dövüş stilidir. Dünyadaki çeşitli dövüş stillerinin en etkili darbelerini ve savunma fenomenlerini ele alarak bunları stilize eder ve uygular.
Biz Combat Krav Maga Türkiye ve Kida Club olarak bunu bir adım daha ileriye taşıdık ve Türkiye'de yaşanan saldırılardan yola çıkarak çeşitli senaryolar ürettik ve öğrencilerimize bu senaryolar üzerinden eğitim vermeye başladık. Türkiye maalesef dünyadan bazı noktalarda ayrılan bir ülke. Bizde Haydar adını verdiğimiz bir sopa saldırısı, döner bıçağı, satır, maket bıçağı ile yapılan saldırılar, toplu saldırılar, yani linç saldırıları maalesef çok popülerdir. Dünyada dikkat ederseniz bir düello mantığı vardır. Özellikle Avrupa ülkelerinde, batıda. Fakat bizim gibi ülkelerde düello yerini pusu ve linç senaryolarına bırakır. Biz Combat Krav Maga Türkiye ve Kida Club olarak daha çok bu senaryolar üzerine öğrencilerimizi eğitir ve bunların sonuçlarını öğrencilerimize gösteririz. Ardından çıkacak olan ne varsa öğrencilerimiz buna hazır olurlar. Dolayısıyla birebir kavga gibi bir seçeneklerin olmadığını her zaman bilirler. Öğrencilerimiz her zaman için 1'e 3, 1'e 4, bazen 1'e 10 mücadele etmenin gerekliliği üzerine kendilerini yetiştirir ve bütün çabalarını da bunun üzerine kurarlar. Çünkü birebir mücadelede önünde sonunda kendinizi kurtarmanız, daha az zarar görmeniz her zaman mümkündür. Ama toplu bir kavgada, linçte maalesef bu mümkün değildir. Ki geçtiğimiz günlerde bu videonun çekildiği tarih itibariyle aslında Ocak ayının son günlerinde Bursa'da bir grup şehir eşkıyası sevgiliye, bir çift insana saldırdı. Erkeği linç ettiler. Erkeğin vücudunda kırıklar oluştu. Çok ağır dayak yedi. Adamlar serbest bırakıldı. Sonra sosyal medyadan ve gelen tepkiler üzerine tekrar gözaltına alındı saldırganlar ve 5 saldırgandan 4'ü tutuklandı. Biri serbest bırakıldı. Maalesef böyle bir ülkede yaşıyoruz. Bu ülkenin gerçekleriyle hareket etmek lazım. Bu ülkenin gerçeklerini bilip ona göre eğer bir savunma işiyle uğraşıyorsak stilize etmemiz gerekiyor.